elimizdeyken maalesef bugüne kadar hiç düşünülmemiş, yapılmamış. İçmemizde otellerimiz var. Görüyoruz, önümüzde de bir şeker otel var. Henüz daha faaliyete geçmedi. Ancak bizim yapacağımız ve yaptırmak istediğimiz otellerimiz böyle olmayacak arkadaşlar. Önünde bahçesi olan, kahvaltı salonları olan, toplantı salonları olan, içinde yüzme havuzu olan ciddi tesislerden bahsediyoruz. Yani turizm bölgelerindeki tesisler gibi olmalı. İnsanlar geldikleri zaman gitmemek için direnmeliler. Bugün gelip yarın gidelim demeyecekler. Bakın bir şey daha anlatayım size. İçmelerimize gelen insanlar sıkıcı olduğu için burası bir an önce dönmek istiyorlar. Ama biz bunu önlemek için turlar düzenleyeceğiz burada. Bakın bizim öyle bir kaynağımız var ki, bizim bir göz pınarımız var. Ama su akıyor, biz bakıyoruz. Orada güzel tesislerimiz olacak. Buradan koyacağımız tura diyeceğiz ki sabah kahvaltısını Nergele suyunun kaynağında, o güzel havada, yemyeşil alanda kahvaltı yapacağız. Öğlen yemeğini aşağı doğru indiğimiz zaman çok ciddi tesislerimiz var. Bunları daha modern hale getireceğiz. Suyun kenarındaki o tesislerimizde öğlen yemeği yedireceğiz onlara. Tura katılan arkadaşlarımıza. Ya da balık yedireceğiz orada. Akşam gezisini yeni kurulan Kandil Barajı gezisiyle son buldurarak akşam içmelere döndüreceğiz. Yani gelen misafirlerimizin bir gününü dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Peki bir gün yeterli mi? Hayır, o vatandaşlarımız ikinci turda istiyorlar. Ne istiyorlar? Bizim yakınımızda bir Esabil Keyif denilen Afşin'de bir yerimiz var. Hem inanç turizmi hem de tarihi turizmi. Buraya da turlar düzenleyeceğiz aynı anda. Oraya gitmek isteyen vatandaşlarımız da o gününü zor zorlu geçirecek. Oradan gelecek, üçüncü tura girmek için sıraya girecekler. Üçüncü turumuz... Yoksulluk kader olmasın. Fatih Vicdan'la son bulsun.
Fatih Serkinoğlu Belediye Başkan Adayınız Sayın Fatih Vicdan, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sevgili hemşehrilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan Adayınız Sayın Fatih Vicdan, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Sonra
Beliha, Beliha. Kırmızıya basınca. İyi çekmiyor. Beni düşürme ha. Tutsan oğlum şu açık yerde. Hizmete doysun. Yoksulluk kader olmasın. Fatih vicdanla son bul. Sizliği yok mu ha? Sizliği son bul. Ha öyle yes mi? Bassana kırmızı ya. Yok yok daha dur hele la buraları iyi de. Ekin özünün her ferdi Fatih Vicdan'a koşar. Hizmet Fatih Vicdan'la başlar. Bir bayrakla da abi sen yapın. Altın adamı Başkan Fatih Vicdan. Kadınlarımız artık meslek edindirme kurslarıyla geleceklerine ışık tutacaklar. Kadınlarımıza iş imkanı yaratacaklar. O bakabiliyor mu ki? Ya bir susun siz bakın kamera kay. Çocuklarımızın ve bizlerin geleceğini yeniden inşa edelim. Hadi bizden gelecek. Biz sizlere ne? Şuna şerresini çekebilin. Artmadı. Yeniden inşa edelim. Barış gelsin, kağlar, yollar birleşsin. Haydi yollar birleşsin. Haydi güzel gelecek.
Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Güzel. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Yapıya bak. Adam bana bakıyor. Bakıyor. Daha geliyor lan. Maşallah. Gelsin baba gelsin. Adam gelmiyor abi. Sağ ol ya Marta. Sağ ol. Çekmiyor bro buranı. Çek. Hizmet sevdamız olsun. Ekinözü hizmete doysun. Yoksulluk kader olmasın. Fatih Vicdan'la son bulsun. Para yaştılar ha. Yok bayağı attılar ha. Yok yok. Fatih Vicdan'la İşveren'in turizm cenneti. Ben yardımlaştım. Halk adamı, halkın adamı. Millet geliyor ha. Belediye başkan adayınız. İçinleşen Haydi Ekinözü. Gün birlikte beraber yüklenir. Sevdamız hizmet olsun. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizlere saygı ve sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Evet.
Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkanı adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkanı adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Silah çok. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyor. Saygıdeğer hemşerilerimiz, Cumhuriyet Halk Partisi Ekinözü Belediye Başkan adayınız Sayın Fatih Vicdan sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Aramızda buraya rica ediyorum. Burada insan lütfen buraya gelsinler. Ambardan ve Çiftlik'ten ismini söylemediğim köylerimizden gelen Ekinözü'nden katılan çok değerli vatandaşlarım. Hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum. Hoş geldiniz. Evet, şu an bulunduğumuz ama hiç de turizm bölgesine benzemiyor bana göre. Benzetebiliyor musunuz? Hayır. O zaman burayı ne yapacağız? Turizm cenneti yapacağız. O zaman burayı turizm cenneti yapacağız. Ama bu söylemekle olmuyor. Nasıl yapacağız? Birincisi evet, oyla. İnşallah iş başına geldiğimiz zaman buraya turizme yakışır tesisler yaparak gelen misafir uzun süre kalmalarını hem de yıl 12 ay gelip gitmelerini sağlayacak projeler üreterek yapacağız. Söyleyeyim. İlk kez buradan çıkmıyorum. İstiyor musunuz? Evet! O zaman dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan ancak Türkiye'de birçok termallerin olduğu, bizim buradaysa sadece sıcak su hayali çektiğimiz bir bölgede ben sıcak sudan daha çok içinde normal sıcak suyun 5 katı mineral bulunan içme suyunu ısıtarak içme suyu acı su termali yapmak istiyorum. Evet. İçme suyumuzu kaynağı direkt ısıtan geçirerek modern havuzlara akıtacağız. Ve dünyanın hiçbir yerinde bulunmayan acı su termalini Ekinözü'nde yapacağız. Bakın, bana hep dediler ki sıcak su bulalım burada. Evet, sıcak su da bulalım. Varsa sıcak sudan çıkartalım. Ama bizim elimizde öyle bir maden var ki çıkaracağımız sıcak suyun 3-5 katı daha çok minerale sahip, daha çok şifa kaynağı olan bir suyumuz var. Hepiniz bilirsiniz ki burada o sıcak suyu ilkel şey vaziyette ısıtarak insanlara şifa vermeye çalışacak. Bunu çok modern hale getirerek, bunu ciddi, güzel kaynaklar yaratarak, ciddi tesisler yaparak, büyük havuzlar yaparak, onların içine aktarak dünyadaki bütün insanlarımızı şifa kaynağına davet edeceğiz. Bakın arkadaşlar, hiçbir termalde cilt hastalıklarına iyi gelmiyor. Sadece romatizma hastalıklarına iyi geldiğini biliyor. Ama bizim suyumuzun cilt hastalığı dahil birçok hastalıkları tedavi ettiğini biliyoruz. Ancak şimdiye kadar bunu kullanamadık. Bundan sonra bunu kullanarak Türkiye ve dünyadaki
bütün insanları. Biz geldiğimiz zaman öncelikle burada stüdyo daireler yapacağız. O stüdyo daireleri mülkiyet sahibi yaparak insanlara teslim edin. Mal sahibi oldukları için 12 ay buraya gelme zorunluluğu. Buraya gelen her vatandaşımız Elbistan'ı görmek istiyor. Ama maalesef ya görmeden gidiyor ya da içinden geçerek gidiyor. Ama oturumuz akşama kadar Elbistan'ı gezdirerek, pınar başında eğlendirerek o günlerinde dolu dolu geçirmelerini sağlayacağız. Bir tur daha koyacağız. Biraz uzak olacak ama Dağrendi'ye şelale turu koyacağız. Oraya da gidip şelaleyi gezerek oradaki o gününde dolu dolu geçirecekler. Yani buraya gelen misafirlerimizin 4 gününü dolu dolu geçirerek hem onlardan gelir elde edeceğiz hem de içmemizde kalmalarını sağlayacağız. Giden her insan bugüne kadar olan gibi değil. Bugüne kadar her gelen arkadaşımız, misafirlerimiz gittiği her yerde biz gittik ama siz gitmeyin diyorlardı. Ama bundan sonra ya ne olur gidin görün. Ekinoz'unda öyle bir içme var ki, öyle turistik bir bölge var ki suyu şifa, insanları misafirperver, gidin orada sıcaktan kurtulun diyecekler. Bu temiz havayı almak için insanlar sıraya girecek. Tabii bunlar için bolca reklam yapacağız. Herkese duyuracağız. Adımızı dünyaya duyuracağız. Türkiye'ye duyuracağımız gibi dünyaya da duyurmak istiyoruz. Ben uzun süre Gaziantep'te yaşadım bildiğiniz gibi. En yakın ilimiz eskiden burayı Gaziantep'lerin doldurduğu gibi ama şimdi Gaziantep'ler burayı tanımıyorlar. Bilmiyorlar maalesef. Bilenler de çok azınlıkta kalmış. Geldiği zaman bir daha gelmek istemiyor. Gaziantep'i buraya dolduracağız. Burayı küçük bir Gaziantep yapacağız. Burayı Kahramanmaraşlı ve Gaziantep'lerle dolduracağız. Urfalılar ve Diyarbakırlılar dolduracağız. Edirne'den insan getireceğiz buraya. Karadeniz'den insan getireceğiz. İç Anadolu'dan insan getireceğiz. Her taraftan insanlar gelecek, 12 ay çalışacak. Peki tek projemiz bu mu arkadaşlar? Tek projemiz mutlaka bu değil. Ekinoz'una ciddi konutlar yaparak Ekinoz'un büyümesini, gelişmesini ve güçlenmesini sağlayacağız. Peki bunu kimlere yapacağız? Sadece Ekinoz merkezde değil. Bu köylerimizden de isteyen her arkadaşımızı çok ucuza ev sahibi yapmak istiyoruz. Yani maliyetine ev sahibi yapmak istiyoruz. Bundan da faydalanmak istiyoruz. Peki bu yeterli mi? Değil. Bunları yaparken iş istihdamı sağlayacağız. İş alanları yaratacağız. Bizim projelerimize göre 3-400 kişilik bir istihdam yaratıyoruz. Bu istihdamdan kimler yararlanacak? İşe ihtiyacı olan her arkadaşımız. Ekinoz'un hangi köşesinde oturuyor olursa olsun bu işimizden yararlanacak. Ekinoz'un merkez olmaktan değil, köyleriyle bütünleşen, büyüyen, gelişen, güçlenen bir Ekinoz olacak. Yani Ekinoz'u modern bir ilçe olacak. Ekinoz'u cazibe merkez olacak. Bölgenin cazibe merkez olacak. Buraya öyle güzel tesisler yapacağız ki akşam olduğunda Elbistan, Avşin, Nurhak ilçelerimizde oturan vatandaşlarımız hadi bugün akşam gidip Ekinoz'un da bir içme tavası yiyelim diyerek çoluk çocuğun dalarak buraya gelecekler. Ben bunu yapacağıma sizlere söz veriyorum. İşte o zaman hem içmelerimiz modern bir turizm bölgesi, çok modern bir ilçe olacak. Ayrıca bildiğimiz bir şey var bakın. Elbistan'da artık hava kirliliği doruğa ulaştı. Maalesef. Hiç kimse de bunun önlemini almak için bir çaba içerisinde değiller. Peki o insanlarımız kaçacak, rahat edebilecekleri yakın mekanlar arıyorlar. Elbistan'a en yakın bölge günümüz olacak. Onlara ciddi bir imar alanı açarak geniş bir de Elbistanlı vatandaşlarımızın buraya gelerek yazlık yapmalarını önereceğiz. Onları teşvik edeceğiz. Onlara yardım edeceğiz. Onlara güvence vereceğiz.
Onlar da buraya yazdıklarını yaparak hem Temmuz havada yararlanacaklar hem de Ekinoz'un gelişmesine ciddi katkı verecekler. Şimdi konuşmama kısa bir ara vererek sizlerden görmek isteyip de göremediğim herhangi bir sorununuz varsa gerek Ekinoz'un merkezde, gerek içmelerde, gerekse yeni oluşan mahallelerimizde, köylerimizde, mahallelerimizde sorunlar varsa onların da çözümünü bulmak istiyorum. Önce muhtarlarımdan köylerimle ilgili sorun varsa hepsini çözeceğiz. Yollarımızı, suyumuzu, sosyal alanlarımızı, ibadet merkezlerimizi hepsini çözeceğiz. Bunların hepsini çözmek için geliyoruz. Biz çözüm noktası olacağız. Sorun olarak değil, sorun çözen belediye başkanı olacağız. Onun için buradaki vatandaşların bütün sorunlarını çözeceğine inanmalarını istiyorum. Öbür muhtarımın var mı Çiftlikkale muhtarımın? Evet, bir okul, ortaokul, lise. Evet, yani ilk öğretimden başlayarak liseye kadar. Ya bu bölgede istenecek ya da ortak bir alanda istenecek. Belediye başkanı olduğumuz gün imar alanını yaparken, imar genişletmesini yaparken biz kesinlikle bir okul alanı bırakarak o okulun çok hızlı bir şekilde yapılmasını mutlaka ve mutlaka sağlayacağız. Okul medeniyettir. Okul bilimdir. Okul ilimdir. Biz de bilime ve ilime çok önem veren bir insan olarak bunun mutlaka en kısa zamanda yapılması için elimizden geleni yapacağız. Evet, şimdi Çiftlikkale mahallemiz ve Altın Yaprak mahallemiz, Göz mahallemiz. Öyle güzel bir mahallemiz var ki üçünün de ortasından çok güzel bir suyumuz akıyor. O suyumuzun etrafını güzelleştirerek, deminki dediğimiz turları da koyarak, ama sadece turlara değil, yıl 12 ay Avşin, Elbistan ve Nurha hizmet edecek tesislerin yapılmasını ya teşvik edeceğiz, yapan yoksa biz yapacağız. Yani bu bölgemizi mutlak ama mutlak geliştireceğiz. 12 ay sürekli turistlerin gelip gittiği bir alana çevireceğiz. Suyumuz var ama akıcı değil. Su akacak arkadaşlar. Her evimizin içinden mutlak su akacak. Su kesin gücü diye bir şey olmayacak. Bu kadar suyun bol olduğu bir bölgede insanların susuz kalması kadar ilkel hiçbir şey olamaz. Su da hem sağlık, hem medeniyet, hem de en insani görevdir suyu getirmek. Su hayat gibidir. Evet, ben yollarınızı görüyorum. İçmeden başlayarak Nurhak yoluna bağlanan bir yolumuz var. Ama o yolumuz bayağı asfalt yapılmış ama bir araba giderken ikinci araba geçemiyor. Bir kere bu yolumuzu mutlak ama mutlak genişleteceğiz. Virajları, keskin virajları ortadan kaldırarak rahat, güvenli bir yola çevireceğiz. Mahalle içlerine çıkan yollarımızı mutlaka düzelterek gerekli çalışmaları yapıp genişleteceğiz. Yolu olmayanın hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ulaşım olmayanın hiçbir şey olmaz. Arkadaşlar, biz öyle yapacağız. Onların kafası bizden daha gelişmiş değil. Ancak onların insanları çarçur etmemişler. Birilerinden peşkeş çekmemişler. Biz de çekmeyeceğiz. Biz de gelen tüm paramızı ve gücümüzü halkımızın teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceğim şu, Allah nasip edersen gelirsen, bizim çok sorunlarımız var. Öyle kim diyorsa sorunlarımız yok, ben buna inanmıyorum. Hiçbir zaman inanmıyorum. Bizim o kadar sorunlarımız var ki, ben burada yaşıyorsam ben bunu hepsini görüyorum. Herkes de görüyor burayı. Bizim buralar belediye tarafından şimdi plan proje çizilmiş. İnsanlarımız yatırım yapmış buralara.
İnsanlarımız herkes ev yapmış. O onun arsasında yapmış, öbürü onun arsasında yapmış. Yollar, yolaklar, caddeler hiçbir tanesi vurulmamış. Belli değil. Ben hiç belli değil. Herkes biliyor bunu. Ben özellikle bak, öbürkü belediye başkanlarımızla da çalıştım. Söyledim, havalarımızdan söyledim. Ama maalesef aynı senin konuştuğun gibi herkes diyor ki ben geldiğim zaman yaparım diyor. Ama maalesef 5 dönem bitiyor, aynısı oluyor. Okulumuz burada, bir ilkokulumuz burada, şimdi kapalı. Öbür tarafta yeni yerleştirme var, kapalı. Her neyse diyelim. Bunlar kapandı olabilir. Ama ben şunu söylüyorum. Çatımız yok. Okullarımız dışında her taraf haram olmuş. Bunlar bizim için bir ayıptır. Ben bunu her zaman söylüyorum. Bir vatandaşımız burada, yani biz bakıyoruz ama hiçbir şey yapılmıyor. İkinci bir sefer bizim burada belediye tarafından bazı besicilik yapılıyor buralarda. Ben iniyorum kendi balkonumdan, sufremi açıp yemek yiyemiyorum çocuğumla. Pislikten, kokudan hiç kimse geçinmiyor. Bunu geldiğin zaman çözeceksin, getireceksin. İlaçlama yapılacak. Her hafta ilaçlama yapılacak. Yazık güne bu millete. Yazık güne biz de burada. Bir arkadaşım ciddi sorunlara parmak bastı. Evet, buradaki imar durumunu öncelikle düzelteceğiz. Herkesin malını kendisine teslim edeceğiz. Şuna herkes emin olsun. Ne belediye bir tek vatandaşının tek kuruşunu alır, ne de belediyenin tek kuruşunu vatandaşa yedirir. Adalet ve hukuk anlayışından çıkmayacağız. Kimsenin malını kimseye yedirmeyeceğiz. Kimseyi kimseye ezdirmeyeceğiz. Yollarımızı yapacağız mutlaka. Hayvan pislikler olabilir. Biz köylü vatandaşlarız. Mutlaka hayvanlarımız olacak. Ama bunun ölçüleri vardır arkadaşlar. Yani benim balkonumda yemek yiyebileceğim duruma gelecek. Gerekiyorsa ilaçlanarak çözülmüyorsa o hayvan barınağını biraz daha uzaklaştırarak bu alanları mutlaka yaşanılır medeni alanlara getireceğiz. Evet, dedik ki arkadaşım, herkes bir söz verdi. Herkes söz vererek geliyor ama kimse yapmıyor. Doğru. Eğer şimdiye kadar yapsalardı, benim ne işim vardı burada? Bravo! Herkes görevini iyi yönetilseydi. İnanın bakın arkadaşlar, tüm samimiyetimle söylüyorum. Ben buraya aday olmazdım o zaman. Gelirdim burada da sizler gibi yaşardım. Ben bu yapılamayanları gördüğüm için, yapmak için geldim. Benim başka hiçbir amacım yoktur. Bunu herkes böyle bilsin. Hiç ne belediyenin maaşına ne de makamına ihtiyacım var. Benim bir tek şeye ihtiyacım var. Buraya hizmet etmeye ihtiyacım var. Burası bakın arkadaşlar, zengin bölgelerden birisiyiz. Madenlerimiz var. Yeraltı kaynaklarımız var. Yerüstü kaynaklarımız var. Dünyada hiç rastlanmayacak kadar güzel bir havamız var. İçmelerimiz ve maden suyumuz var. Ama bizler yoksunuz. Ama bizler gelişmemişiz. Ama bizler daha hala ilkel yaşıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz artık. Ben buna son vermek için geldim. Bunların hepsini yapacağız. Hiç kimse bir şey söylemese bile. O sorunları ben görüyorum. O sorunları kimse söylemeden çözeceğiz. Yönetici nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Yönetici sorunları çözendir. Yönetici sorun olan değildir. Ben sorunları çözmek için geldim. İnşallah geldiğim zaman göreceksiniz. Burada kısa bir süre sonra hiçbir sorunumuz kalmayacak. Çok güzel bir şekilde medeni bir ilçede, çağdaş bir ilçede hepimiz yaşamış olacağız. Ben hepinize söz veriyorum. Burası çok modern bir ilçe olacak. Biz diyor çoluk çocuğumuzla ikimiz ilçemize geldiğimizde
oturabileceğimiz, zaman geçirebileceğimiz ya da oradan işimizi görebileceğimiz bir alanımız yoktur. Evet, Ekinözü'nde bundan sonra gelen bütün misafirlerimize oturabilecekleri, dinlenebilecekleri, eşleriyle beraber, kız çocuklarıyla beraber, kendileriyle beraber oturacakları alanları mutlaka ve mutlaka yapacağız. Sosyal tesislerimiz mutlaka olacak. Burada da olacak, Ekinözü merkezinde de olacak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Başkanım. Ekinözü'nden sonra. Ama şöyle bir mahalleye doğru çıktığınız zaman yani bizim ne bir altyapımız var, ne bizim bir suyumuz var. Yaz 6. 7. ay, 8. ay, 9. ayla çıkın böyle mahalle, hiçbir yerde damla su bulamazsınız. Neden? Çünkü burada 50-60 tane veya 70 tane hanemiz var. Hiçbir, yani bütün evlerin suları sadece ve sadece bir 20'lik boyuna çıkıyor. Bu da yetersiz geliyor. Artı bizim Ekinözü bizim bu 40 yıl suyu başka yerdeki de bize geliyor. Neden bunlar olsun ki? Yani biz kendi suyumuzu istiyoruz. Buradan söylüyoruz, sularımız gelmiyor. Yani bir bahçemizde bir şey dikemiyoruz. Bir meyve bir sebzemiz olmuyor. Hani hormonsuz bir şey yemiyoruz diyoruz. Adamlar diyor ki neden adam bu şekilde en çağdaş kentte bir boyunca gibi olacak. Sularımız 24 saat akacak. Buna hiç kimsenin endişesi olmasın. Sularımız 24 saat akacak, kanalizasyonlarımız sağlığa, yaşama uygun olacak. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. Biraz daha... Bir şey eksik görünüyor. Burada görünen bu otellerin birinde bayanlara laf attıkları için bayanlar kocalarına intikal edilmişti. Burada kavga çıkmıştı. Adamlar üstelik de bayanlara laf attıkları gibi burada bıçakları aldılar. Adamların üstüne saldılar. Biz burada zor ellerinde aldık. Adamlar kaçtılar gittiler. Pazarcıklı mıydı, Antepli miydi o zaman bilmiyordum yani. Doğru. Yani burada, evet. Burada gerçekten yeterli güvenlik, zabıta, burada yeterli disiplin yok. Disiplinsiz, kuralsız, kanunsuz hiçbir şey yönetilemez, hiçbir yer yönetilemez. Bizler burayı denetim altında tutacağız. Gerek güvenliğiyle, gerek kamerasıyla. Biz şunu söylüyoruz. Modern yerlerde, turizm bölgelerinde neler varsa hepsi burada da olacak. Yani bunun içinde ne sayıyorsanız, güvenliği de bunun içinde, kameralar da bunun içinde, denetimi de bunun içinde, tercihi de bunun içinde. Burada bakın bir şey daha söyleyeyim. Biz misafirlerimizi buraya getirmek için dünyanın çabasını sarf edeceğiz. Reklamlar yapacağız, tanıtımlar yapacağız. Ama burada da o misafirleri dağıtılmasına hiç kimseye izin vermeyeceğiz. Bunu herkes bilsin. Hiç kimse bizim getirdiğimiz misafirlerimize dokunamayacaklar. Dokunan olursa biz de ona dokunacağız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. Gerçekten Hüseyin arkadaşımız bunu doğru söylüyor. Yani en azından bir 6 aylık bir... 12 ay burada denetimimiz olacak. Burada 12 ay insanımız olacak. Bazıları diyor ki burası kış mevsimi. Kış memleketi. 12 ay burada çalışır mı? Bakın arkadaşlar burada en yüksek soğuğumuz bizim -5 derece olur. -40 dereceli turistler var biliyor musunuz? Yani -40 derecede yaşayan insanlar -5 derecede yaşarlar ama onların yaşayabileceği mekanları kurduğumuz zaman. O konuda da hiç kimsenin sıkıntısı olmasın. Dermiş muhtarım bir şeyler söylemek istiyor galiba. Bu köyler 5 köyümüz söyleyeceğiz. Normalde 5 köyümüz hepimiz bugüne kadar yani hep CHP'liydik. Hep de CHP'nin arkasından geleceğiz. Şimdi sol partimiz oldu. Bir de şunu demek istiyorum. Bizim insanlar, köylerimiz bu oyları size vermelerini istiyorum. Ha, siz de en az şunu demek isteyin. Bu insanlara bazı sorunlar oldukları zaman yapmanız lazım. Birinci sorunumuz burada ta 82'lerde burada bir kadastro Ekinözü'nde gel buralar Ekinözü o zaman kadastro zamanında bizim 66 tane arsa olan yerlerimiz, evi daha üstünden olan yer, şimdi mera gösteriliyor. Ha onu biz, hatta avukat tutmuşlar normalde. O zaman nasıl ki, burada, o zaman ben geçtiğim zaman,
bu yerlerin nereye gösteriyorlar. Arkadaşlar şunu herkes bilsin. Kenetleşeceğiz, hep bir olacağız. Hiçbirimiz birbirimizden ayrı değiliz. Hiçbir kimseye üstünlük sağlayamaz. Sağlamamalı da. Hepimiz bu devlete vergi veren insanlarız. Ama sadece bu beş köyümüze hitap etmeyecek borcularımız. Bizim bu taraf köylerimizde 6 tane daha köyümüz var. Eğer istedikleri takdirde okumak istiyorlarsa, eğitimden yararlanmak istiyorlarsa onlara da açık olacağız. Hepsine birlikte hizmet vereceğiz. Çünkü eğitim insanın temelidir. Bilimin anasıdır. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Dünyada en kötü şey cehalettir. Bütün pislikler cehaletten geliyor. Cehalet olacağız ve bunun işlerimize gelin yapacağız. Ben bu duygularla hepinize çok teşekkür ediyorum. Yüreğimle hepinizi selamlıyorum. Yaşlı vatandaşlarımıza bakım evi yapacağız. Haydi iki gözlüm, el ele, omuz omuza, Fatih Vicdan'la hizmet yoluna. Halk adamı, halkın adamı.